Değerli arkadaşlarım, videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Çalışma Bakanımız Vedat Bilgin'e seslenmek istiyorum. Milyonlarca insan bu EYT düzenlemesiyle beraber bir mağduriyete uğradı ve seslerini duyurmaya çalışıyorlar, feryat ediyorlar. Fakat seslerini duyması gereken makam onlara herhangi bir çözüm önerisi sunacağına direkt üç kelime bir cümle "onların mağduriyeti yok" şeklinde konuyu geçiştiriyor. Bu gerçekten insanları artık rencide etmekten öte bunalıma sürüklemiş vaziyette. 2000'den sonraki sigortaya girmiş olanlar çalışma konsantrasyonunu kaybetmiş durumda. Ortaya çıkan eşitsizlik ve bu eşitsizliğe yetkili mercilerin duyarsızlığı yüzünden insanlar artık çalışmaktan zevk almaz duruma düşmüştü. Şimdi konuyu ben çok net şekilde tane tane tekrar açıklamak istiyorum. Vatandaş Ali ve vatandaş Veli 18 yaşında birer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Vatandaş Ali 8 Eylül 1999'dan önce işe girmeye muvaffak oluyor. Başvurularından sonuç alıyor. Vatandaş Veli ise bu tarihten önce işe giremiyor, iş bulamıyor ya da o sırada okuyordu gibi gibi nedenlerle işe girmesi Ekim 1999'da olur. Yani okul arkadaşı, sokak arkadaşı Ali'den bir ay sonra kadar işe giriyor. Ve 1999 8 Eylül'ünde bir SGK kanunu çıkıyor ve bıçakla keser gibi emeklilik yaşını 17 yıl birden ileriye atıyor. Bunu yapan hükümette zar zor bir araya gelmiş 3-4 parti ve çok zayıf bir hükümet bir anda çaresizlikten belki de böyle bir şey çıkartıyor. İşin içinden çıkamayınca böyle bir kanun çıkartıyor ve bu da insanlar arasında müthiş bir eşitsizlik oluşturacak, ama kanunu geriye doğru da uygulattığı için burada eşitsizlik çok hissedilmiyor, hukuksuzluk hissediliyor. Çünkü bu kanun hem eşitsiz ve adaletsiz hem de hukuksuz. Şimdi bu kanunun geriye işletilmesinden kaynaklanan hukuksuzlukla EYT'liler yıllardır mücadele ediyorlar. Şimdiki hükümetimiz bu konuyu 23-24 sene sonra tam da derinden sonuçlarının hissedilmeye başladığı zamanlarda çözdü. Yani evet, bu iş 23-24 sene önce oldu ama sonuçları şimdi yaşanmaya başladığı için EYT'lerin sesi de belki şimdi daha kuvvetli çıktı. Ve sonuç itibariyle bunu çıkarttılar. Ama 23-24 sene sonra birden yine bıçak gibi bu kanun, EYT'lilerin durumu düzeltilince, hukuksuzluk giderilince, bu sefer işin adaletsiz boyutu, amiyane bir tabirle, özür dileyerek söylüyorum, kabak gibi sırıttı. Yani aynı nesil arasında günlere, aylara varan ufak tefek farklarla 17 yıl gibi büyük bir çalışma farkı ortaya çıkmış oldu. Yani yamukluk içinde bu yamukluk gözükmüyordu ama diğer yamukluk düzeltilince bu sırıttı. Yani çünkü bu saatten sonra bu işi düzeltmek isteyen ikisini beraber bütün insanları hatta kapsayacak düzgün bir reform yapması gerekiyordu. Böyle ucundan kıyısından bir taraf düzeltilince diğer taraf sırıttı. Hiç kimsenin insanlar arasında bu kadar büyük fark ortaya çıkarmaya hakkı yok. Böyle bir reform olamaz. Şimdi telefonumdan az önce sosyal medyada okuduğum bir arkadaşımızın mesajını okumak istiyorum. 5500 prim günüm var. 23 yıl daha çalışırsam 14.000 primim olacak. EYT'lilerden 3 katı fazla. Yani bu. Şimdi bu hak mı, helal mi, haram mı? Şimdi bunu ben Sayın Bakanımıza sormak istiyorum. Lütfen Sayın Bakanım, çıkın bunu cevaplayın. İnsanlar arasında bu kadar eşitsizlik oluşmuş, bunu cevaplayın lütfen. Yani onlarda bir mağduriyet yok demeyin. Bu yük bunların üzerine atılmış vaziyette. Şimdi bu 99 SGK kanunundan sonra insanlar arasında büyük bir eşitsizlik oluştu. Bu kanun hukuksuzdu. Hukuksuzluk kısmı şimdi giderildi ama
eşitsizlik ve adaletsizlik kısmı olduğu gibi ortada duruyor. Bunu da düzeltmek adalet adına hükümetin boynunun borcudur. Bunu düzeltmekten kaçınamaz. Bunu görmezden gelemez. Yani bakanımız gibi onların mağduriyeti yok deyip geçiştirilemez. Bu aynı zamanda kul hakkıdır. Bunun hesabını Allah da sorar. Yani bu kadar diğer insanlarla bu insanlar arasında ne fark var? Yani neden bu kadar fazla bir arada 17 yıl çalışma farkı olsun ki? Bunun hesabını Allah da sorar. Aynı mesai arkadaşları, aynı çocukluk arkadaşları, kimisi işte bazı sebeplerle girişi gecikmiş, kimisi girmiş. Onlar 17 yıl 43 yaşında emekli olup haklara kavuşurken, diğer tarafta insanlar 60 yaşına kadar çalışacaklar. 17 yıl daha fazla. Primleri ne kadar fazla olursa olsun, yaşları ne kadar fazla olursa olsun onlar çalışacaklar ve bu 43 yaşında emekli olanların maaşını ödeyecekler. Bu vicdanları kanatır yani. Bu kadar eşitsizlik. Çalışma Bakanımız bizim devlet büyüğümüz. Ona en ufak şekilde saygısız, nezaketsiz bir ifadede bulunmam söz konusu değildir. Tabii ki o konularda şüphesiz bizim devletimizi yönetenlere saygımız sonsuz. Kesinlikle bundan vazgeçmeyiz ama bakanımıza şunu demekten de kendimi alamayacağım. Değerli bakanım, Sayın Cumhurbaşkanımızın ülke sorunlarına karşı etrafındaki göreve getirdiği insanlar ona gerekli bilgiyi verecek. Gerekli tafsilatlı bilgiyi sunacak. Yoksa siz bunları iletmezseniz onun haberi olmaz ki. Ve siz bunu iletmeyerek bizlerden bir ah aldınız. Aynı zamanda bu duruşunuz, bu kulakları tıkayıp da görmezden gelişiniz AK Parti'ye de çok büyük zarar veriyor. On binlerce, yüz binlerce, belki milyonu geçen oyunu AK Parti'nin tehlikeye attınız. Bizlerden oy istemeye, 2000'lerden sonrasından oy istemeye hiç hakkınız yok. Bunu acilen, hani düzeltilmesi mümkün değil ama acilen neler yapılabilir, bir çalışma yapıp bizlere de ümit vadeden, umut vadeden açıklama yapmak zorundasınız diyeyim. Eğer seçimde bizlerin gönlünü yapmak istiyorsanız, bizlerin desteğini almak istiyorsanız. Ayrıca şunu da belirtmek isterim. Ülkemizin istikbalini, istiklalini, istikrarını bizler de 2000'ler olarak hiç kimseden daha az düşünüyor değiliz. Ve bu kutsal sayılabilecek kavramlara gönülden, yürekten bağlıyız sonuna kadar. Ama bu bağlılığımız SGK kanunu, emeklilikle ilgili konularda haksızlığa, adaletsizliğe uğratılmamızı ve bizim de buna katlanmamızı gerektirmiyor. Bunlar ayrı konular. Hakkımızı da savunmak zorundayız. Çünkü bizlere de ya siz de ortaya çıktınız şimdi sırası mıydı falan diyenler var. Evet, sırası yani. Çünkü şu seçim önünde bile bizim hakkımızı görmeyen insanlar, bizim bu uğradığımız adaletsizliği gidermekten yani en ufak tavır koymayan insanlara seçimden sonra biz hiçbir şey talep edemeyiz. Bizim varsa yoksa bir silahımız var, o da oyumuz. Bunu da en güzel şekilde değerlendirmek istiyoruz. 2000'liler deyip de geçmeyin. 2000'liler de neredeyse çeyrek asırdır iş hayatındalar. Böyle kulağa şey geliyor belki, hafif geliyor ama o yüzden bunlarla ilgili çalışma bekliyoruz. En yakın zamanda inşallah bir açıklama yaparsanız ben de yeni bir videoda arkadaşlarımla bunu paylaşıp bunun mutluluğunu yaşarız. Değerli arkadaşlarım, görüşünceye kadar tekrar hoşça kalın, Allah'a emanet olun.